Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok lezzetli, müthiş el açması börek hazırlayacağız. Öyle oklava falan kullanmanıza gerek yok, mayaya da ihtiyacınız yok. Merdane ile oldukça lezzetli kat kat bir börek olacak. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli çıtır çıtır böreğin ayrıntılı tarifine geçelim. Öncelikle hamuru yoğurarak başlıyorum. Önüme derince bir kabı alıp 200 ml'lik evimizdeki klasik bardaklarla bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı dolusu toz şeker. Öncelikle bunları güzelce bir karıştırıyorum. 5 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Önce yarısını bir paket kabartma tozu, maya değil kabartma tozu kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuzu ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Benim yaptığım gibi öncelikle unun yarısını koyup karıştırın. Daha sonrasında unu yavaş yavaş ilave edin. Ben 5 su bardağı un kullandım. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Yavaş yavaş ilave edin lütfen. Hamuru biraz toparladıktan sonra masamın üzerine bir miktar un serpip tezgahın üzerinde şöyle 2 dakika boyunca hamuru güzelce toparlıyorum. Elinize yapışmadığı sürece lütfen un kullanmayın. Baktınız yapışıyor, ara ara hafif un serpebilirsiniz. Hamuru toparladım. Olması gereken kıvam tam da bu. Uzun şerit haline getirip 20 tane beze hazırlıyorum. Birbirine eşit olmasına dikkat edin lütfen. Parçalara ayırdığım hamurları bir tepsinin içerisine un serpip yuvarlayıp tepsinin içerisine alıyorum. Elimde yuvarlarken bir taraftan da bakıyorum, eşit yapmaya özen gösteriyorum. Büyük olanları küçüğe, böyle büyükten küçüğe, küçükten büyüğe bu şekilde eşitliyorum. Kimi hamur çünkü orta kısımları biraz daha büyük kesilebiliyor, uç kısımları biraz daha küçük. O yüzden eşitlemeye özen gösterin. Tüm hamurları hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerini örtüp şöyle bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. O dinlenirken hemen iç harcını hazırlıyorum. Ben bu böreği peynirli olarak hazırladım ama sizler arzu ettiğiniz gibi ıspanaklı, kıymalı, patatesli ne istiyorsanız hatta pırasalı bile yapabilirsiniz. Bir tutam şöyle yarım demet kadar maydanozu küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Benim evde biraz lor peyniri, birazcık da böyle kaşar peynir var. Hepsini karıştırdım. Ortalama şöyle 200 gram, 250 gram arası peynir kullanıyorum. Maydanozları kabın içine aldıktan sonra peyniri de katıyorum içerisine. Peynirim tuzsuz olduğu için bu esnada birazcık tuz ilavesi yapıyorum. Bir miktar da yağsız peynir olduğu için zeytinyağı şöyle hemen hemen 1-2 yemek kaşığı kadar. İç harcım hazır. Artık harcı kenara alıyorum. Hamurlarımı açmaya başlayacağım. Masamın üzerine un serpiyorum. Bu esnada biraz ununuzu bol kullanın arkadaşlar. Merdane ile açacağımız için un kullanmanız gerekiyor bu esnada. Baktınız yapışıyor. Yapıştığını gördükçe un ilavesi yapıp hamuru ortalama bir 30-35 santim çapında açıyorum. Oldukça kolay ve çok rahat açılan bir hamur arkadaşlar. Yani öyle hamur açmayı bilmenize falan gerek yok. Mutfağa girdiğinizde bir merdaneniz varsa bu böreği rahatlıkla yapabilirsiniz. Ara ara hamuru tersine çevirip açmaya devam ediyorum. Eğer ki çevirmezseniz altındaki un
kalmayacağı için bu sefer yapışacaktır. O yüzden ara ara böyle muhakkak çevirin hamurunuzu. Elinizde de hafif hafif çekiştirin. Açtığım büyüklük bu kadar yeterli. Çok fazla değil. Hatta ben tepsimin ölçüsüne göre de açtım diyebilirim. Siz de kendi tepsi ölçünüze göre de açabilirsiniz. Hamur açılırken bir ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Açtığım hamuru kenara alıyorum. Hemen diğer ikinci hamurumu da açıyorum. 20 tane hamurdan toplamda 10 tane börek yapacağız. Yani her bir hamura iki kat olarak açacağız. Yani iki kat olarak üst üste aralarına yağ sürüp yapacağız. O yüzden iki hamurla bir tane rulo börek hazırlayacağız. İkinci böreğimi de açtıktan sonra ortalama 150 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine şöyle birkaç yemek kaşığı kadar da sıvı yağ katıp karıştırdım. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ya da sadece sıvı yağ ile bile yapabilirsiniz. Çok olmadan böyle hafif yağı sürüyorum. Hemen ikinci açtığım hamuru üzerine doğru kapatıyorum. Hamuru tersine çeviriyorum. Çünkü bu taraf neresi düzgünse o tarafı dışa verin lütfen. Elimle hafif hafif bastırıp bu kata da hafif yağ sürüyorum. Tam tepsimin boyutunda olması için kenar kısımlarından hafif kesip şöyle uzunlamasına yapıyorum hamuru. Bu şekilde katladığımda tepsiye koyduğumda tam olması için kenarından kalanları da gördüğünüz gibi hamurun içine bırakıyorum. Uç kısma doğru peynirden yerleştiriyorum uzunlamasına. Uç kısmı üstüne kapatıp sıkmadan, sakın sıkmayın bu esnada arkadaşlar, hafif hafif sarın. Sardığım hamurları hafif altını yağladığım tepsiye yerleştiriyorum. Tüm hamurları aynı şekilde yapıp bitirdim. Üzerine bir adet yumurtanın sarısının içerisine erittiğim tereyağından şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar ayırmıştım. Süt kısmı gelmeyecek şekilde ki üstü yanık olmasın. O yağı da yumurtayla çırpıp üzerine sürüyorum. Böyle hafif sürerken aralara doğru da sürüştürün ki arkadaşlar börek piştiğinde birbirine çok böyle yapışmasın ve kızarsın güzel araları da. Yumurta sarısını sürdükten sonra İsterseniz hiç kesmeyin arkadaşlar. Nasıl arzu ediyorsanız, ister daha büyük kesin, ister kesmeyin, isterseniz de benim gibi böyle bir hamur aparatıyla kesebilirsiniz ya da bir bıçakla. Bu şekilde kestikten sonra üzerine birazcık susam serpip ya da çörek otu da serpebilirsiniz ya da hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik, 170 derecelik ortalama fırında ortalama 40 dakika kadar pişiriyorum. 30-40 dakikada pişiyor. Çok hızlı pişiriyorsa fırınızı lütfen ayarını düşürün. Pişen börekleri fırından çıkarıyorum. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İnanın harika oldu. Öyle çok yağlı da değil. Katları da tek tek ayrılıyor. Çıtır çıtır bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Siz videonun sonunu izlerken ben de artık bitireyim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı her zaman söylediğim gibi bekliyorum. Hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açarak videolarımdan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Hoşça kalın.